Ekonomiyi soruyoruz abi. Tamam. Sorun ekonomi. Tamam. Bir vatandaş olarak ekonomi. Peki ekonominin en önemli göstergesi nedir? Gayri safi milli hasılamız değil mi? 2002'de AK Parti gelmezden önce iktidarda kim vardı? İşte Anasol Mehmet Ecevit'ten işte bilmem şunlardan koalisyon vardı değil mi? İlk defa bizim gayri safi milli hasılamız ne oldu? Geriye gitti. 200 milyar dolardan 140 milyar dolara gitti. Bunu nasıl anlıyoruz zaten? Ecevit'in kendi itirafıyla. Ne diyordu? Biz 99'daki depremde gönderilen yardımlarla memur maaşını ödedik. Yani o deprem olmasaydı, dış güçlerden o gelen yardımlar olmasaydı memur maaşını ödeyemeyecektik değil mi? Böyle bir pozisyondaydık. 140 milyar dolar bizim neyimiz vardı? Gayri safi milli hasılası. Yani bir milletin, bir topluluğun, bir devletin bütün bir sene boyunca ürettiği mal bu. 140 milyar dolar değil mi? Peki şu anda gayri safi milli hasılamız kaç? 1 trilyon dolar. Bu sene daha dün açıklandı mesela ihracatımız ne kadar? 225 milyar dolar değil mi? Vatandaşı yansıyan ne abi bu konuda? Ya, vatandaşı yansıyan mı? Mesela en azından şu anda mesela dün reis açıkladı. En düşük emekli maaşı ne kadar? 2500 lira değil yeter mi? Yeter mi abi? Nasıl? 2500 lira yeter mi? Yani eğer şartlarına göre yaşarsan yetiştirirsin yani. O zaman cevap vereyim mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela sadece emekli maaş değil. Ben daha fazlasını söyleyeyim. Emekli maaş en düşük 2500 lira değil mi? Evet. Asgari ücretten ben örnek vereyim mesela. Tamam. 4250 o daha fazla bir miktar ya. Tamam. Sen şimdi kaç kişilik bir aile ol? 3 kişilik bir aile ol tamam mı abi? Babasın. Tamam. Bir eşin olsun. Tamam. Bir de sen kızın olsun. Kızın okuyor üniversite öğrencisi. Tamam. Üniversiteyi şehir dışında kazandı. Ona yurt parası vermek zorundasın. Yurdun parasını hadi 500 lira en düşüğünden verelim. 500 oldu. Hesapla. Devlet yurtları bedava. Devlet yurtları bedava. Yemeği de bedava. Mesela çıkmadı diyelim. Çıkmıyor çünkü. Çıkmaması mümkün değil. Eskiden çıkmıyordu mümkün ama şimdi şey çıkıyor. Yok. Sen mesela bak, kredi yurtlar kurumuna saniye, bak. Bir evin, tane evin, dediğin evin, şartlarda İstanbul, çıkmayan var mı? Tamam bir dinle. İstanbul'da yaşıyoruz mesela. Bir kira ödeyin, tamam. Ödeme şeyin olsun. Kiran da olsun sana 2,5 milyar. Yok çünkü ya. En düşük kira İstanbul'da 2,5 milyar. Yok ya. Kaç lira veriyorsun? Nasıl? Kira, kira veriyor musun? Benim kiracım var 1000 lira alıyor. 1000 lira. Nerede alıyor? Nerede alıyor peki? Kısıklı'da. Kaç artı kaç? Nasıl? Nasıl? Senin tuzun kuru. O yüzden öyle konuşuyorsun. İşte ev sahipleri senin de. Hayır pardon bir dakika. Bir dakika ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Senin tuzun kuru. Bak kiracın varmış. Nasıl? Bak senin kiracın varmış. Demek ki senin zamanında evin var işte bir birikimin var ki reis diyorsun konuşuyorsun. Evet. Ya Hacı dayı. İntihar eden babanın cebinden 1,5 lira para çıkıyor. Geçin bu zihniyeti i̇ntihar, artık. İntihar eden onların yok baba genel. Yok. Geçin bu zihniyeti. Geçin. Geç dayı. Sen reis. Sen reis. Türkiye'de sen reis diyorsun. Ya 2,5 bir tane kişi yok. Ne dersin? Bir tane kişi yok. Onlar sizin. Onlar sizin. 2000. Onlar sizin Yahudi beslemeli basınların uydurduğu uydurma haberler. Bir saniye neyden? Bir tane örnek ver bana. Bir saniye. Ben sana örnek vereceğim. Bir saniye neyden? Şimdiki faiz oranlarına bak. 2500 lirayla Türkiye'de sen nasıl geçineceksin? Peki sen nasıl geçineceksin? Sen şimdi muhalefetsin değil mi? Faizler çıkıyor. Aa faizler niye çıkıyor? Faizler düşüyor. Aa faizler niye düşüyor? Sen hangisini savunuyorsun? Sen 2500 lirayla nasıl geçineceksin? Faizleri düşüren kim? AK Parti hükümeti. Değil mi? Faizleri düşüren bunlar. Niye? Çünkü faizin olduğu yerde ekonomi arttıramazsın. Peki sen faizleri düştüğü zaman niye bangır bangır bağırıyorsun? Dolar 10 lirayken millet isyan etti. Doları 10'dan 20'ye çıkarttı. 20'ye yakın çıkarttı. Sonra bir dakika ben söyleyeyim. Sonra dolar dolar 13'e, sonra dolar 13'e 14'e çıktı. Millet bunu kahraman ilan etti. Nasıl? Kendi yandaşlarını zengin etti. Millet kahraman ilan etti. Nasıl çıktı? Sen onların hiç araştırmadın. Bir ülkede doların 14-15 lirası anormal bir şeydir. Anormal bir şeydir, kötü bir şeydir. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ben Türkiye'de vatandaşıyım. Dünyada normal ekonomik sistemde dünyayı yöneten 12 tane Yahudi ailenin olduğunu iyi bilmen lazım, tamam mı? Bu ne demek? Dünya çapında 250 tane sadece bayrak ülke var demek, tamam mı? Bunu kim diye, bunu yırtmaya çalışan, bunu yıkmaya çalışan kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Bunun mücadelesini veriyor. Yardımcı olmanız gerekmez mi? Ben şunu söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan var. Dersini almışsın ya. Hani diyorlar Almanya bizi kıskanıyor. NASA bir dakika. Abi bir dakika. Hiç olmasa Tayyip Erdoğan demiyor ki biz PKK'yız ha. Hiç olmasa demiyoruz biz PKK'yız ha. Bir dakika. Hiç olmasa PKK'yı savunmuyor ha. Bir dakika. Dayı bir dakika. PKK'yı savunanlar burada. Bir dakika.
Tayyip Bey'e işlere gören bütün muhalefet burada ama değil mi? Ya. Bravo. Baba. Peki. Peki. Siyasi açtı abi. Son kez şunu diyorum. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bağımsızlığı için can var gücüyle mücadele ediyor. Ben de onu can güdümle savunuyorum. 15 Temmuz'da sahalardayız. Her zaman sahalardayız. Sen savun. Sen sesini almışsın ya. Mikrofon sende. Şişt, bir dakika. Sen evet. Ve senin gibiler olduğu sürece biz ya böyle ezileceğiz. Biz böyle ezileceğiz. Sen onu kahraman ilan ediyorsun. Ya. Teşekkür ettik gençler. Eyvallah. Sen evet, kalabalık oldun. Çok kalabalık oldun. Eyvallah. Ekonomiyi soruyoruz ya. Kızlar. Ben söyleyeyim. Çok kötü. Şimdi benim annem kanser hastası, tamam mı? Annemin aldığı şu an sadece 2 aylık yani 2000 lira maaş. Ve yani 3 tane kardeşimiz var. Evi o kadar geçindirmesi o kadar zor ki. 4000 lira askeri ücret oldu ama o kadar da alıyor yani o maaştan. Ben hiçbir şey yaptığını düşünmüyorum. Şimdi öğrencilik hayatımdan da olursam bilmiyorum ama gerçekten köprü yapmakla ülkeni geçindirmek bir olsaydı yani bizim de çok şeyimiz var yani. 14-15 yaşındaki bir öğrenci ekonomiyi düşünüyorsa yazıklar olsun bu yönetime, yazıklar olsun bu memlekete yani. Başka bir şey diyemiyorum bak. 14-15 yaşında işte babasının ya da annesinin aldığı maaşı hesaplıyor. Yani geçim derdini hesaplıyor. Bir öğrenci markete girdi, cebinde 5 lira çıkarttı. Akbil dolduracak, kendisine bir şeyler mi alacak düşüncesiyle yürüyor. Yani yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum. Yazıklar olsun. Gerçekten o kadar zor ki. Hadi benden daha beter olanları bile var. Allah yardımcıları olsun gerçekten. Milletin yaşadığını yaşamadan bilemeyiz yani. Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz genç olarak? Aşırı çok yaşıyorum ya. Yani sınava girerken ağlıyorum. O kadar zor ki. Gerçekten aşırı zor. Ya bizim evet. Gerçekten bir geleceğimiz olduğunu düşünüyorum. Ne olur biliyor musun? Yanlış anlama ya. Şimdi ekranda bakanlar hemen der ki bak çocuğun elinde telefon var. Telefon olmasın, evet, hiçbir şey olmasın. Dumanla haberlesinler. Bak abi ne diyor? Bak ben sadece bunu, benim telefonum zaten eskiydi. Bunu nasıl bana söyledi? Annem temizlikçi kaç ay çalıştı sırf derslere gireyim diye aldı. Evet. Ben bu telefonu keyfimden almıyorum. Gidiyoruz, korona var, şey var. Online eğitime geçiyoruz. Ben neyden ders işleyeceğim? Bilgisayarım mı var, tabletim mi var? Taksitle aldı annem bunu, evinin kirasını mı ödesin, borcunu mu ödesin, benim telefon şeyimi mi ödesin? Bir öğrenci akbili 78 lira olmuş. Bir evde iki kişi, iki tane öğrenci olduğunu düşün. Bir de bunun günlük 15 lira yetmiyor şimdi. Harçlık babası 15 lira verse. Kantinde toz 8 lira, 10 saat ders görüyoruz. Neyimize yetecek o? Bu benim de çocuğum okuyor. Kantinde kaç para? Kantin ucuz olması lazım. İnan ki piyasayı geçiyor. Bu çocuklar ne yiyecek? Sabah saat 8'de 9'da giriyorlar, akşam 4'e kadar, 5'e kadar. Suyla mı geçin? Su da para 3 lira yapmış kantinde. İnan kantinde su 3 lira ya. Gitse sorsun okulda kantinde su 3 lira. Bu çocuklara nasıl para yetiştirecek bu millet? Yani öğrencilere bir en azından çocuklara bir şeyler yapılsın. Benim abim üniversite okuyor ki annemin borçlarını okuyan ödesin. Çalışıyor çocuk neden? Benim abim derslere de çünkü. Yani, olmayanlar bir sürü var. Olanlar için bir şey söylemiyorum ama ihtiyacı olan bir sürü insan var. Ya, emekli adam, ben emekliyim. Ben bu çocuğu şimdi kendim hesap ettiğim zaman aylıkla 1000 lirasını çocuğa vermek zorundayım. Vermediğim zaman bu çocuk ne okulda yemek yiyebilir, ne otobüse binebilir. Kapısının önünde okul yok ki. Ben burada oturuyorum, çocuk ta bilmem nerede. Servis desen dünyanın parası 1500-2000 lira. Bu çocuk 1500'e nasıl verecek servise? Mecbur otobüse binecek, 70 lira, 78 lira mavi kart. Aylık 450-500 lira da bak düşün. 15 lira verse ayda kaç para yapar? 20 günde hesap edin. Bu çocuk nasıl yetişti? Bir taneden hesap etme. 3 tane olur düşün. Diyoruz ya 3 tane çocuk olsun en az. Nasıl bakacağız 3 tane çocuğa? 3 tane çocuğa nasıl bakacağız? En az 3 çocuk diyor ya başkan. Kardeşim etkiye sesleniyorum. Şu rakının fiyatlarını bir indirin. Bir bira olmuş 30 lira kardeşim ya. Hadi biz yedik içtik bu zamana kadar. Bu gençler var. Gençler gidecek baba. Ne yapıyor? O kadar berbat bir ülkede şey yaşıyoruz ki neden kendi keyfini düşünüyorsun? Biz şimdi ayıtırsak iktidardan düşerler. Onun için diyorum yani ben gene. Kafam da güzel onu anlamıyorum ya. Ya gerçekten milletin derdi o kadar başka kadar ki. Hani, milletin derdi başka olduğu için ya. Başka şey. Benim de herkesin bir derdi var. Abi derde bak ya adamın tek abi, derdi bir anı 30 lira olması. Çıkalamadım içki. Satamadım vermediler. Çok lazım. Tabii canım ne diyeyim ya. Teşekkür ettim.